Manşete hoş geldiniz. Gündemde nur topu gibi 3 sıcak gelişme var. Bunlar ilki Gaye Erkan konusu. Geçen hafta ortasında skandal patlamıştı. Halen devam ediyor. Hafta sonu da konuşuldu. İkincisi Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığına soyunması. Üçüncüsü ise Kaymakam'ın imamı dövmesi meselesi. Gaye Erkan'la başlayalım. Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı'nın ailesinin Merkez Bankası'na yerleştiği, orada makam odalarının olduğu, ee, şoförlerinin olduğu, hatta pirzola getirmedi diye garson dövdüklerine kadar bir sürü magazinel konu boca edildi. Ve günlerdir de tartışılıyor. Ve bu konunun Gayri Erkan'ı yeme veya Gaye Erkan'ı o makamdan götürme maksatlı olduğu, planlı, hesaplı olduğu da değerlendiriliyor. Şimdi iktidara yakın medyada bu konuda tek satır yok. Ama iktidar karşı cephede bu konunun konuşulmasını, tartışılmasını e, izin veriyor. İki, Gaye Erkan hakkında veya Gaye Erkanın babası ve annesi hakkında bir takım iddiaları öne süren ve Cimer’e mektup yazan kişi iddialarını sürdürüyor ve başka bir takım da gündeme geliyor. Türkiye bir korku cum cumhuriyeti. Siz Cimer’e mektup yazıyorsunuz ve ondan sonra da iddialarınızın arkasında duruyorsunuz ve yeni açıklamalar yapmaya devam ediyorsunuz. Türkiye gibi bir korku cumhuriyetinde birileri size yürü ben arkandayım demeden bu olmaz. Dolayısıyla bu konu çok net iktidar içinde bir e, mücadele. Meselenin Mehmet Şimşek'le de çok alakası olduğunu zannetmiyorum. Son iddia Kartal İmam Hatip kökenli birinin görevden alındığı sonra tekrar görevine iade, iade edilse bile Bilal Erdoğan'ı bunun kızdırdığı ve Bilal Erdoğan'ın kızgınlığının geçmediği ondan dolayı da Gaye Erkan'ı orada oradan göndermeye çalıştığı yönünde bilmiyoruz neyse ne ama iktidar için mücadele olduğu kesin ve birileri iktidar içinden birileri Gaye Erkan'ı yemek istiyor. Mustafa Sönmez de bunu yazmış. Büşra Hanım'ın cimer başvurusu, bunun birden gündem olması, Gaye Erkan'ın az olma ihtimali bana sıradan işler gibi gelmiyor. Şimşek'le Gaye Erkan'ın uyumlu çalışmadıkları zaten konuşuluyordu. Bu densiz baba hikayesi bu işte kullanılıyor olabilir. Yine bir türbülans ihtimali demiş. Yani Türkiye'de hiçbir yerde nepotizm, akraba, kayırmacılığı, anne baba, kardeş ne bileyim Birinci derece akraba meselesi hiçbir yerde yok da sadece Merkez Bankası'nda mı var? Dolayısıyla geçeceksiniz bunu. Orada Gaye Erkan e, Amerika'da deniyordu. Türkiye basınının yarıdan çoğunun hala haberi yok. E, sabah sarayda toplanan e, Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı... ...onun başkanında toplanan Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısına katılmış. Burada Mehmet Şimşek de görülüyor hemen e, Cevdet Yılmaz'ın solunda. Ve toplantının yani o masanın en ucunda da Gaye Erkan görülüyor. Yani dönmüş. Fakat Amerika'da 18 gün kaldı. Bir takım temaslarda bulundu. Falan deniyordu ama Amerika'ya 23 Aralık'ta gitti ortaya çıkmış. 23 Aralık Batı dünyasını bilenler bilir. Christmas arefesidir, Noel arefesidir ve ayın 23'ünden yeni yılın ilk Ocak ayının ilk pazartesi gününe kadar her şey durur, hayat durur. Dolayısıyla belli ki 10 gün boyunca Gaye Erkan orada arkadaşlarıyla Noel tatilini geçirmiş ve Belli ki Ocak ayının ilk pazartesi gününden itibaren temaslarına başlamış. O da herhalde 18 gün sürdü. Bilmiyoruz. Fakat Türkiye'ye dönmüş. Türkiye'de yarın öbür gün bu konu ne getirir? Bir azledilme meselesi mi olur? İstifa mı gelir? Yerine bir atama mı yapılır? Bir gece kararnamesiyle öğreniriz veya öğrenmeyiz. Bunu zaman gösterecek. Bilinmezlerden biri gaye konusu. Gaye Erkan konusu. Fakat daha önemli bir konu. Atilla Yeşilalar'ın altını çizdiği konu. Bunlar konuşulmuyor. Asıl konuşulması gereken, gündem olması gereken bu bugün Türkiye'de. Orta sınıf küçülmeye devam edecek diyor Atilla Yeşilada. İstanbul'da ev alma ihtimali bundan sonraki nesiller için bitti. Bizden çok şey çalındı ama en önemlisi gençlerin çalınan ümidi diyor. Gençlerin çalınan ümidi derken bunun altını çiziyorum. Birazdan geleceğiz. Hissedilen enflasyon açıklananın iki katı. Ekonomi gazetesinin manşetiydi bugün. Tüketici eğilim anketindeki sorulardan yola çıkarak hissedilen enflasyon oranını tahmin eden TÜİK'e göre, TÜİK, fark tüketim alışkanlığı ve harcama kalıplarından kaynaklanıyor. Nereden kaynaklanıyorsa kaynaklansın. Fakat TÜİK hissedilen enflasyonu bulmuş, hesaplamış yüzde 129. Size bir şey hatırlatıyor mu bu rakam? Evet, enak enflasyonu, reel enflasyon yani hissedilen de o tabi. Enag'ın başındaki Profesör Doktor Veysel Ulusoy paylaşmış. Herkesimin hissettiği enflasyon oranı %129 sa gerçek enflasyon oranı da odur. Enflasyonun hissedileni diye bir kavramı gündeme getirmek geçmişte yapılan yanlış ölçümleri doğru yapmaz. Madem öyle ücret zamları hissedilene göre yapılsın demiş. Ki devamla da bu bir itiraf haberidir. Dikkatli okuyun, dava açın, sizden çalınanları faiziyle geri alın demiş. Bakın hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 117. sırada. Bu tabloya tersten baktığınızda Türkiye Zimbabwe'den, Nijerya'dan, Gabon'dan, Uganda'dan, Pakistan'dan, Etiyopya'dan falan Mayanmar'dan daha iyi durumda. Buradan başlıyor olay. Hukukun üstünlüğü endeksinde siz dünya sıralamasında 117 iseniz hepsi arka arkaya geliyor. Özgürlükler, basın hürriyeti, ekonominin durumu ve aklınıza gelebilecek her şey. Hukuk rafa kalkınca fakirleşme başlıyor. Hukuk ekmektir boşuna söylemiyorlar. Şimdi geçelim gençlerin ümidi meselesine. Oksijende haber yayımlandı. Yurt dışını tercih eden liselilerin sayısı çarpıcı biçimde artıyor. Kapak oksijenin kapağı. Alman lisesinden geçen yıl mezun olan 124 öğrenciden 122'si. Neredeyse tamamı. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren 166 gençten 133'ü. Avusturya Lisesi'nin 75 mezunundan 74'ü neredeyse tamamı üniversite tercihini yurt dışından yana kullandı devam. Robert Kolej mezunlarının %62'si, Galatasaray mezunlarının %35'i yurt dışına gitti. Bunlar Türkiye'nin kalburüstü okulları. Tutamıyorsunuz, gidiyor herkes. Niye ümitleri yok çünkü Türkiye'den? Türkiye'nin kalburüstü okullarını bitiren, Türkiye'nin o kadar desteklediği, ailelerinin desteklediği Türkiye'deki okullarda yetişen gençler yurt dışına gidiyorlar. %80'i 90'ı geri dönmeyecek kalanı nasıl koruyabilirsiniz? Atıf Hoca'nın önerisiyle koruyabilirsiniz ama tutulmayacak bir öneri bu. Şimdi diyor Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerden beklentim 55 milyon dolar yatırıp 55 uzay bilimleri öğrencisini Amerika'da yüksek lisans ve doktora yaptırmaz. 55 milyon dolar işte şu son Türkiye'nin uzay programı meselesi işte astronot gönderme. Türkiye oraya astronot gönderir 55 milyon değil 550 milyon dolar olsa da neden o görüntüye ihtiyacı var? O görüntüyü aldı bitti. Ama Birer milyondan 55, birer milyon harcayarak 55 öğrenciyi uzay eğitimi görsünler diye bu işin merkezi Amerika'ya göndermez. Başınızdaki zihniyetin böyle öncelikleri var. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Keşke böyle olsa ama bu bir temenniden öteye geçmeyecek bir öneri. Sonra da işte kıyıya cesetler vuruyor. Hepsi yani orada kıyıya vuran vuran Türkiye hukuku, kıyıya vuran Türkiye ekonomisi. Antalya'da sahillerden cesetler toplanıyor beden, beden bütünlüğü olmayan. 8'e yükselmiş sayı. Araştırıyorlar bakalım. Bu da bilinmezlerden biri. Şimdi geçelim ikinci bilinmeyen konu. Daha doğrusu bilinenlerle bu konuyu analiz etmeye çalışacağız. Bilinenler neler? Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş İstanbul adayı olduğunu açıkladı. İşin özeti bu. Partim uygun görürse falan onu geçeceksiniz. İkinci haberde den Parti'den Başak Demirtaş konusuna geleceğim. Mardin'de Ahmet Türk'ün aday gösterilmesi. Geçen hafta bunu gündem etmiştik hatırlıyorsunuz. Mardin'de Dem Parti bir ön seçim yaptı. Ve bu ön seçimin ilk turunda %50 artı 1'i alan aday gösterilecekti. Ahmet Türk ipi önde göstermesine rağmen %50 artı 1'i alamadığı için ön seçimde adaylıktan çekildi siyaseti de bıraktığını açıkladı. Dem Parti kendine yakışanı yaptı. Yani Mardin'de Ahmet Türk'ü gösterdi. Ahmet abimiz dedi, büyüğümüz dedi, onu üzemeyiz dedi. Ama Ahmet Türk bana göre kendine yakışanı yapmadı. Şimdi dönelim Başak Demirtaş konusuna. İrfan Aktan paylaşıyor. İrfan Aktan Başak Demirtaş'la Edirne cezaevinde Selahattin Demirtaş'la görüşmesinden hemen sonra görüşüyor. Yani 20 Ocak'ta Başak Demirtaş Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ediyor. Çıkışta da İrfan Aktan'a konuşuyor. Burada bir rastlantı yok. Ve diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için henüz partimizden partiden bize bir öneri gelmedi. Ama halk ister bakacağız birazdan. Partimiz de uygun görürse ona da bakacağız. Demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Şimdi bu bana Rahşan Ecevit örneğini hatırlattı. Rahşan Ecevit eşi siyasa, siyasal haklarından yoksunken, siyaset yasaklısıyken DSP'yi kurdu. Demokratik Sol Parti. Onun ilk genel başkanı oldu. Sonra da eşi haklarına kavuşunca da Bülent Ecevit'e devretmişti. Bu ikinci eş örneği. Fakat Nasıl ki orada Raşa Ecevit hemen her şeyi eşinin bilgisi, onayı ve izniyle ve onunla istişare ederek yaptıysa, burada da siyasal bir konu söz konusuysa, elbette siyasal bir konu söz konusuysa, bir belediye başkan adaylığı, hele İstanbul gibi bir yerden söz konusuysa, Başak Demirtaş'ın eşinden bağımsız, eşinin arzusu veya eşinin onayı olmadan neyse, Böyle bir işe soyunması mümkün değil. Yüzde yüz Selahattin Demirtaş'ın bilgisi ve onayıyla olmuş bir konu bu bir böyle bakacaksınız. Dem Parti şaşırmış tabii sürpriz. Ee, Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması bizim için sevindirici bir şey filan falan demişler ama kitabın ortasından konuşmamışlar. Sadece nötr bir açıklama yapmışlar. Ne desinler ki? Peki halk istiyor mu? Ee, Ravest araştırma sormuş. İki soru var. Bir, biz İstanbul'da da gösterelim mi? İki, gösterirsek kimi gösterelim? Ve Kürt seçmen nin üçte ikisi evet aday gösterelim demişler. Kırıklar, buruklar ve hala kendilerine öteki muamelesi yapılmasından dolayı üzgünler. Bağırlarına taş bastılar gittiler Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler 2019'da ama sonrasında istedikleri gibi olmadı. Ondan dolayı üçte ikisi evet aday çıkaralım diyor. En popüler isimse kimi aday gösterelim diye sorunca Başak Demirtaş. Onu Sırrı Süreyya Önder takip ediyor. Ve Başak Demirtaş artık bir politik figür olarak siyaset sahnesine girmiştir. Hayırlı olsun. Ve bundan sonra e, mühim bir isimdir ve Başak Demirtaş demek bir yönüyle Selahattin Demirtaş demektir. Her ne kadar Selahattin Demirtaş siyasete ara verdiğini açıklasa da Mayıs'tan bu tarafa bir diğer konu. Er Demir, Selahattin Demirtaş acaba sarayla mı anlaştı iktidarla mı anlaştı Ankara'yla mı anlaştı arada bir müzakere mi var eşi bunun için mi siyasete atılıyor gibi bir soru var yani eşi siyasete atılıyor Erdoğan bir oyun çeviriyor ve Kürt seçmenin oyunu Başak Demirtaş gibi bir figür alırsa ki bana göre İstanbul'daki Kürt seçmenin oyunu alır Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi güçleşir güçleşir ya da seçilemez sonra da duruma göre Selahattin Demirtaş için Cezaevinde bir sarı ışık sonra yeşil ışık yanabilir falan. Böyle bir anlaşmadan bahsediliyor. Böyle bir e, müzakere olmuş mudur? Elbette taraflar bunu yalanlayacaklar, doğrulamayacaklar. Fakat e, perdenin arkasında her ne olmuşsa bu da bir bilinmeyen ama mühim bir gelişme, mühim bir siyasi gelişme olarak kayda geçti bugün itibariyle. İkinci bilinmeyen de buydu. İlki Gaye Erkan, üç, ikincisi... Selahattin Demirtaş'ın eşinin İstanbul adayına soyulması. Üçüncü bilinmeyen ise kaymakamın imamı dövmesi. Şimdi onunla devam edelim. Bilinenler neler? Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir kaymakam Cuma hutbesini dinlerken hutbede imamın şehitlerle ilgili bölümü atlamasını mesele yapıyor ve imam odasına giderek namazdan sonra onu darbediyor. ediyor. Şimdi bunun üzerine iktidara yakın memur sen e, kaymakama e, çakıyor. Ülkücüler de kaymakamın etrafında hizalanıyor falan işte şeyde Türk Gün gazetesi MHP'nin yayın organı orada baş yazı yazan Yıldıray Çiçek yiğit kaymakamın duyarlı tavrı falan diye şey yapmış. Ona bir destek açıklaması yapmış. Şimdi e, bu da bir bilinmeyen. Yani evet bir AKP MHP cepheleşmesi oldu ve bir ittifakta kriz mi var olabilir? Fakat bu ittifakı yaralayacak, ittifakı bitirecek bir şey değildir. Bir de işin e, e, tartışılmayan tarafları var. E, bir tanesi şu. Kaymakamın hutbeden ne haberi var? İmamın nereye atladığını nereden biliyor? Gerçekten olay böyle mi oldu? E, ve ara, yani imam oraya atladıysa bunu kaymakam nasıl biliyordu? Bir. İki... 2 İmam bunu kaymakamla öncesinde bir tartışmaları var. İmam bunu kaymakamla konuşurken nasıl izah etti? Ve kaymakam imama neden darbe etti? Ve sonra da bakıyorsunuz taraflar falan filan bunu saklamaya falan çalışıyorlar ama saklanacak gibi bir hadise değil. Ama en bilinmeyen şey de şu ki bana göre imamın o bölümü atlamasının nedeni belki de böyle ki bu hiç konuşulmadı. Belki de ilk defa burada duyuyorsunuz. Diyarbakır kulp neresi? Bir kere Diyarbakır kulptan bahsediyoruz. Zaten kulptan değil de kulpun bağlı olduğu Diyarbakır dediğinizde ya bir dakika falan demeniz lazım. İmam orada şehitlerle ilgili bir bölümü atlamış. Konuşuyor, hutbesini yapıyor filan falan. Ayrıca hutbe imamındır. İmam kendisine önerilen metni okur veya okumaz. Veya istediği bölümü atlar veya atlamaz. Oradaki dengelere göre değişir. Edirne'deki cemaatle de Diyarbakır'daki cemaat bir değildir. Diyarbakır kulptaki son seçim sonuçlarına bakın. 23 bin seçmen var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde %60 neredeyse Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş. Yani imamın cemaatinin 10 kişiden 6'sı muhtemelen Kılıçdaroğlu'na oy vermiş. Ve yine sıkı durun. Emek ve Özgürlük İttifakı HDP'nin de içinde bulunduğu işte DEM Parti devamla %52 oy almış. Yani imamın cemaatinin her iki kişiden biri HDP çizgisinde, Kürt siyasal hareketi çizgisinde. İmam bunun için atlamış olamaz mı o bölümü? Hiç bundan bahsedilmiyor. Ödemiş'ten bahsedilir gibi, Merzifon'dan bahsedilir gibi, Lüleburgaz'dan konuşuluyor gibi, ne bileyim Beypazarı'ndan konuşuluyor gibi kulp denilip geçiliyor. Oradaki e, siyasi tercihlere veya cemaatin hassasiyetine imam neden, yani imamın savunması alınmıyor. İmam neden böyle yaptı? Ve elbette ne yapmış olursa olsun ne olmuş olursa olsun devletin kaymakamının olayı şiddete vardırması ve imamı dövmesi zaten sözün bittiği yer. Neyin analiz ediyorsunuz? Almanya'da mühim bir gösteri vardı. Fikri takip Almanya ayakta hafta sonu AFD partisi üyeleri ve diğer bazı ırkçı grupların geçtiğimiz sene Kasım ayı toplantısında yap. Geçtiğimiz sene dedikleri 3 ay önce 2 ay önce 3 ay önce Kasım'da yaptıkları toplantıda bütün yabancıları sınır dışı etmeyi planladıklarının ortaya çıkmasının ardından Berlin'de. Ee, on binlerce kişi toplandığı AfD ve ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi. Bütün gösterileri topladığınızda 1 milyonu, bir buçuk milyonu buluyor neredeyse. Yani Almanya ayakta. Bu konuya tepki gösteriyor. Fotoğraflarda da baktığınızda Almanlar tepki gösteriyorlar. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz diye. Geçtiğimiz hafta bunu gündem ettiğimizde Türkiye'de kimse konuşmuyordu bunu. Türkiye'de bir satır bile geçmiyordu. Gazetelerde haber bile yoktu. Ama böyle bir şey var. Pek çok Almanya'daki eyalette birinci ya da ikinci parti durumunda olan AFD, Alt Almanya için alternatif partisi iktidara geldiğinde bir zihin egzersizi yapıyor. Asimile olmayan, Alman vatandaşı olmuş olsa bile en az 2 milyon göçmeni Kuzey Afrika'da bir ülkeye göndermeyi düşünüyor. Büyük bir bölümü Türk. Türkiye kökenli, Türkçe konuşuyor veya eski Türkiye, eski veya yeni veya hala hazırda neyse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Türkiye dışişlerinin de Türkiye'nin de gıkı çıkmadı. Türkiye'de hiçbir basın bunun da gıkı çıkmadı. Almanlar ayağa kalktı. Almanlar ne yapıyorsunuz siz diye. Gösteri de, yani gösteriye gösteri Almanya'daki göçmenlerin gösterisi değil. Almanya'daki saf e, hani native denir doğal anadan babadan atadan Almanların gösterisi. Ergun da sormuş. Bu sorunun cevabı da belli esasen ama bir soruyu okup, okuyup geçelim. Almanya'da aşırı sağan göçmenleri Afrika'ya sürme planına karşı yüz binler yürüdü. Türkler bir gün Demirtaş, Kışanak, Mızraklı başta olmak üzere demokratik siyaset yapan Kürtlere adalet için yürürse ülkede umut ışığı olur. İsrail Gazze Savaşı devam ediyor. Söyleyecek hiçbir söz yok. 25 bini geçti ölü sayısı. İsrail Amerika'ya kafa tutuyor falan deniyor ama sadece yani Batı dünyasının değil Arap Birliği'nin falan da gözleri önünde bir katliam yaşanıyor ve İsrail'i önlemek için hiçbir yap yaptırımda söz konusu değil. Yani Putin'e uyguladıkları yaptırımların, kısıtlamaların yarısını İsrail için uygulasalar da İsrail geri adım atardı. İsrail İsrail'e bütün ışıklar yeşil yanıyor. Savaş Genç paylaşmış. Yakın tarihte yaşanılan en büyük dram Bosna Savaşı'dır. 3 sene katliam ve tecavüz izledik. İsrail'in Gazze saldırı, saldırıları... ...hümanist belleklerde ikinci Bosna travması olarak... ...yerini almıştır. Sırplara dur diyebilecek bir NATO vardı... ...İsrail'e dur diyebilecek bir güç yok. En büyük dram sadece Bosna Savaşı değil... ...sadece bir konuda ayrılıyorum Savaş Hoca'dan... ...Ruanda dramı da var. Orada bir... E, ...Müslüman falan da değil... ...acayip bir ırks, ırksal bir şey... icat edip... ...yüz binleri katlettiler palalarla. Tamamen planlı organize bir saldırıydı. Önce kutuplaştırma sonra insan dışılaştırma, şeytanlaştırma ardından soykırım. Hala da o yara kapanmış değil Ruanda'da. Gittim gördüm biliyorum. Tanıklarıyla konuştum. Bitirirken Amerika'ya bakalım ki bu bakılmayacak bir haber değil. DeSantis Florida valisi ve başkanlığın güçlü adaylarından Cumhuriyet Partisi Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı adayıydı. Trump lehine çekildi. Ve bir tek Trump Cumhuriyetçi Parti'de Nikki Haley ile baş başa kaldı. Ee, ve o kadının da çok fazla bir şansı yok açıkçası. New Hampshire, Hampshire'da bir e, ön seçim olacak. Her neyse Trump gümbür gümbür geliyor. Karşısındaki aday adayları bile tutunamadı. E, muhtemelen Mart ayında. Çok gecikmez. Mart ayında bu iş biter. iki aya kadar Trump artık Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak ortaya çıkar. Mahkemeler ne karar alırsa alsın. E, Trump'la ve yine muhtemelen Joe Biden arasında geçecek bir savaş olur. Demokrat Parti Joe Biden'ı değiştirmeyi düşünmez ise diyoruz ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Üç bilinmeyen dedik. Gaye Erkan, Başak Demirtaş ve Kaymakam'ın imamı dövmesi hadiselerini ama bilinenler ışığında olay biraz daha su yüzüne, gün yüzüne çıkmıştır umarım. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla hoşçakalın.